Gol Var sunar. Gol Var'ın sunduğu dört köşe futbola hoş geldiniz. Transfer dönemindeyiz. Her gün başka bir haber, her gün başka bir gündem var. Tabii ki Okan Buruk, Başkanımız Dursun Özbek, Erden Timur çeşitli programlara, çeşitli canlı yayınlara çıkıyorlar. Bir kısmı birbirinde aynı programlar oluyor ama bazı farklı şeyler de söylüyorlar. Bütün bunları özetleyeceğim bir uzun canlı yayın yapmayı düşünüyorum çok yakında. Ama hala şehir dışındayım. Sizlerden uzak kalmamak adına videolarla devam ediyorum. Bugün çok kısa bir konumuz var. Nedir bu? Mert Müldür gündemi arkadaşlar. Yani transfer dönemi sürekli gündem değişiyor. Ama Mert Müldür gündemi bugün gerçekten beni etkiledi. Neden etkiledi? Çünkü arkadaşlar önemli. Mert Müldür önemli. Birazdan detayları konuşacağız. Ama hatırlatmamızı yapalım. Arkadaşlar lütfen dört köşe futbola destek verin, beğenin, yayınlarımızı paylaşın, abone değilseniz abone olun ve tabii ki sürpriz yayınları kaçırmak istemiyorsanız, canlı yayın ve videoları kaçırmak istemiyorsanız lütfen zili de tıklayın ki size canlı yayın ya da video yayınlanmadan önce haber verilsin, bildirim gelsin. Şimdi hemen detaylara girelim arkadaşlar. Mert Müldür yeniden gündemde. Mert Müldür Galatasaray için uzatmalı bir aşık gibi, yani böyle sürekli Galatasaray Mert Müldür'le birkaç transfer dönemi, yaz transfer dönemi, kış transfer dönemi olmak üzere birkaç senedir ilgileniyor. Fakat Sassuolo ısrarla Mert Müldür'ü bırakmadı. Belki tanıdık gelecek bu söylediklerim. Nereden tanıdık gelecek? Aynısı Kaan Ayhan için de geçerliydi. Kaan Ayhan için 5 milyon 6 milyonluk bonservis bedelleri konuşuluyordu. Galatasaray 2.8 milyon euroya Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmak üzere opsiyonluydu. Ama kullanılacak o opsiyon. İşte aynı Sassuolo Mert Müldür için de 10 milyon üzeri bonservisler istiyordu arkadaşlar. Galatasaray'ın asıl istediği oyuncu Mert Müldür'dü. Çünkü hem gençti hem de Kaan Ayhan'a göre daha joker bir oyuncuydu. Ama bonservis düzeyi çok yüksekti arkadaşlar. İşte o Mert Müldür şu anda gerçekçi bir hedef olabilir mi? Onu konuşacağız. Tabii şunu söylemek lazım. Detaylara gireceğim. Ama ben genel olarak bu transfere olumlu baktığımı söyleyebilirim arkadaşlar. Detayları birazdan değerlendireceğim. Ama sizlerin de görüşlerini çok merak ediyorum. Lütfen canlı chatte ve yayın bittikten sonra da videonun altına yorumlarınızı yapın. Muhabbet orada da devam etsin. Şimdi tabii bu sefer olur mu kısmı önemli. Transfermarkt Mert Müldür'le ilgili bir görsel paylaştı arkadaşlar. Ve Mert Müldür değer kaybetti diye bir başlıkla. Tabii ki biz genelde Transfermarkt'ı Fenermarkt'ı olarak takılıyoruz biliyorsunuz. Galatasaray'a gelen her futbolcunun değeri düşüyor. Bu sefer Transfermarkt erken davranmış. Herhalde Mert Müldür'ün Galatasaray'a geleceğini anlamışlar ve hemen değerini düşürmüşler. Burada da gördüğünüz gibi piyasa değeri 10 milyon seviyelerini görmüş Mert Müldür'ün. Şu andaki piyasa değeri eskisi kadar yüksek değil. Ama bu kötü bir haber gibi gözükmesin. Bu bir yandan da iyi bir haber. Çünkü eğer bu piyasa değeri düşmemiş olsaydı Galatasaray'a gelme ihtimali olamazdı. Mert Müldür düzenli oynayacağı, en azından daha fazla şans bulacağı, rotasyonda ciddiye alınacağı bir kulübe gitmek istiyor. Geçtiğimiz sezonlarda dediğim gibi 10 milyon euro seviyelerindeydi değeri. Ama sakatlıklar ve sürekli yedek kalması değer kaybına sebebiyet verdi. Biraz Sassuolo hor kullandı, biraz inatçılık yaptı. Yani daha erken daha makul bir paraya satabilirlerdi. Onlar da inat ettiler ve bence hata yaptılar. Şimdi bu sezon 3 maça çıkmış bir Mert var karşımızda. Ve Galatasaray burada maksimum 3-4 milyon euroluk bir bonservis ödemek istiyor. Tabii ki bu konuyla ilgili Galatasaray muhabirleri de ciddi haberler yapmış durumdalar. Onları da paylaşayım.
Örneğin Nevzat Dindar diyor ki Sassuolo 10-12 milyon euro istiyordu geçen sene. Şu an 3'te 1'ine çok düşük bir rakama alınacak diyor. Arkadaşlar ben bu rakamların Nevzat Dindar'ın söylediğinden yani pazarlıkla geçtiğimiz sene 8-9 milyon seviyelerine indirildiğini biliyorum. Ama şu anda 3'te 1'i olmasa bile yarısından aza indirilebilir. Yani 4 milyon seviyesinde bu iş bitebilir gibi gözüküyor. Ali Naci Küçük Galatasaray Sasha Boy'u satarsa yerine Mert Müldür'ü alacak demiş. Buna bir itirazım olacak. İlerleyen dakikalarda acaba Sasha Boy'un yerini doldurabilir mi Mert Müldür? Onu konuşacağız. Emre Kaplan yine Galatasaray muhabirlerinden. O da diyor ki Sassuolo'nun sportif direktörü Giovanni Rossi ile görüştüm. İlgiyi doğruladı diyor. Yani Giovanni Rossi evet Galatasaray ilgileniyor. Ama bu arada ekliyorum ben Emre Kaplan'a başka kulüplerde Türkiye'den ilgileniyor diye eklemiş arkadaşlar. Bu olumlu haberler yani transferin gerçekliği anlamında. Fakat sevgili dostum Haber 1905'in kurucusu Erdal Bozkurt da şöyle bir paylaşım yapmış. Demiş ki Mert Müldür'ün menajeriyle konuştum. Galatasaray'ın Mert Müldür için şu anda herhangi bir resmi teklif yapmadığını söyledi diyor Erdal Bozkurt. Ben burada Erdal'a güvenirim arkadaşlar. Peki o zaman durum ne diyebilirsiniz? Arkadaşlar transferler genelde birden fazla cephede gerçekleşiyor. Muhtemelen Galatasaray doğal olarak öncelikle futbolcunun kulübüyle anlaşmaya çalışıyor. Futbolcunun kulübüyle anlaştıktan sonra Mert'i ikna etmenin daha kolay olacağını düşünüyor olabilirler. En azından Mert'in menajeri şu anda bir resmi teklif bize ulaşmadı diyor ama kulübe, Sassuolo'ya ulaşan bir teklif olduğu kesin arkadaşlar. İlerleyen günlerde bu iş daha da netleşir. Ama biz hızlı gidelim. Peki bu sefer olma ihtimali çok yüksek. Onu konuştuk. Ama asıl konu şu. Galatasaray'da Mert Müldür Sasha Boy'un yerini doldurabilir mi? Bu sezonun yıldızı, bu sezonun patlayan oyuncusu Sasha Boy'un yerini doldurabilir mi? Onu konuşalım biraz. Yani şunu söylemek lazım arkadaşlar. Birincisi Galatasaray'ın planı ne? Bir onu söyleyeyim. Arkadaşlar eğer Galatasaray Sasha Boy'u elinde tutmaya çalışıyor. Bakın burada Galatasaray Sasha Boy'u direkt satmaya çalışmıyor. Elinde tutmaya çalışıyor. Ama eğer 20 milyon ve üzeri bir teklif gelirse ve Sasha Boy gitmek için çok ısrarcı olursa Sasha Boy satılacak. Bu durumda Galatasaray büyük ihtimalle sağ bekte Leo Dubois ile devam edecek arkadaşlar. Bakın Mert Müldür birinci sağ bek olmayacak. Leo Dubois ile devam edilecek büyük ihtimalle. Fakat alternatifi de Mert Müldür olacak. Yani bir Leo Dubois, iki Mert Müldür gibi düşünebilirsiniz. Fakat bana gelen haberler Leo Dubois'ın da gitme ihtimali olduğu. Galatasaray'ın hem sol kanatta hem de sağ bekte, hem sol bekte hem sağ bekte bir yerli bir yabancı formülüyle. Sol bekte Kazım Can, sağ bekte Mert Müldür ve önlerinde birer yabancı sol bek. Sol bek ve sağ bek tabii ki. Böyle bir formülasyon düşünüyor Galatasaray. Ama buradaki tabii ki bir numaralı etken Sasha Boy'un durumu arkadaşlar. Şimdi Sasha Boy'un kalması halinde de her halükarda Dubois gidecek gibi gözüküyor. Onu da söyleyelim. Peki Sasha Boy gitti. Mert Müldür ne yapar? Mert Müldür Sasha Boy'un yerini doldurabilir mi? Arkadaşlar bu soruyu size şimdi değil, geçen yaz sorduğumu hayal edin. Yani Galatasaray'ın Sassuolo'dan Mert Müldür'ü almaya çalıştığı, Sassuolo'nun 8 milyon 10 milyon civarı bir bonservis talep ettiği, bizimse Sasha Boy'u 1 milyon euroya müşteri bulursak göndereceğimiz günler. Yani biz Sasha Boy'u 1 milyon euroya göndermeye çalışıyoruz ama öte yandan Mert Müldür'ü almaya çalışıyoruz 10 katı paraya. Yani onlar istiyorlar, biz vermiyoruz tabii ki 10 milyonu. O günlere dönersek bu soru çok saçma gelir. Ama Sasha Boy o kadar iyi bir sezon geçirdi ki herkes şu anda onun gitmesinden çok korkuyor. Acaba Galatasaray orayı doldurabilecek mi diyor.
acı gerçeği açıklıyorum arkadaşlar. Bence Sasha Boy giderse onun yerini dolduramayız. Bunun nedeni çok açık. Sizi kandırmayacağım. Sasha Boy bu sene Avrupa'nın en iyi sabit performanslarından birini sergiledi. Yani zaten Galatasaray'dan gitme olayı böyle başladı arkadaşlar. Yani sizin 1 milyon euroyu aldığınız bir topçuyu Avrupa şu anda dört gözle izliyor. Çünkü inanılmaz bir performans vardı. Tabii ki siz Sasha Boy'un yerini nasıl doldurursunuz? Sasha Boy'u 20'ye satarsınız, gidersiniz 20'ye, 25'e olmuş bir sağbek alırsınız, yerini doldurursunuz. Ama başka türlü ne yapabilirsiniz? Ya Mert Müldür gibi, Leo Dubois gibi garanti ama düzeyi şu an itibariyle Sasha Boy kadar olmayan bir oyuncu, ya da gideceksiniz iddialı bir şekilde scoutunuza güveneceksiniz. Genç yeni bir Sasha Boy çıkaracaksınız. Bu da her zaman tutan bir şey değil. Ama zaten ana problem şu arkadaşlar. Bonservisi Galatasaray'da bir oyuncunun bonservisi 20, 25, 30'ları gördüğü zaman sizin onu tutma şansınız yok. Ve yerine direkt olarak onun yerini dolduracak oyuncuyu bulma şansınız da çok çok kolay değil. Bunu deneyeceksiniz ama çok çok kolay değil. Dolayısıyla ben kimsenin kolay kolay Sasha Boy'un yerini doldurabileceğini düşünmüyorum. Ama size sürpriz bir yorum daha yapacağım. Acaba gelecek seneki Sasha Boy bu seneki Sasha Boy'un yerini doldurabilecek mi arkadaşlar? Bakın genç futbolcularla ilgili şuna da dikkat etmek lazım. Genç futbolcular bazen çok ciddi peak sezonlar yaparlar. Zirve, kariyer sezonları yaparlar. Ama bu çok kısa sürer. Tekrar o eski düşüşle yaşayabilirler. Eski hallerine de dönebilirler. Ben Boy'un böyle olacağını düşünmüyorum ama bu da bir risktir. Ne kadar sene bunu sürdürebilecek? Dolayısıyla Sasha Boy keşke bir sene daha kalıp Şampiyonlar Ligi'nde oynayıp gitse ama eğer 20-25 teklif geliyorsa da Galatasaray'ın onu satması son derece makul. Çünkü Galatasaray birkaç transfer yapmak zorunda ve 20-25 milyon da Galatasaray için çok önemli bir kaynak. Bakın eğer Galatasaray satış yapmazsa Galatasaray'ın transfer bütçesi 10-12 milyon euro civarında. Şimdi 10 milyon üzerine Mustafa Muhammed'den bir para geldi. 5-750 gibi. Şu anda mesela 15 milyon euro civarında bir bütçemiz var. Ama Galatasaray'ın almak istediği birkaç oyuncu var. Rashica var. Icardi var. Sadece bu ikisinin bonservisi 15'i geçiyor. Dolayısıyla arkadaşlar Galatasaray'ın acı ama gerçek futbolcu satması lazım. Peki tamam bu kadar konuştuk ama yerini dolduramaz ama neden Mert Müldür? Mert Müldür'ü niye tercih etmeliyiz sorusunun cevabı da çok basit arkadaşlar. Birincisi Türkiye'de hala 1-8 artı 3 kuralı var. Yani Türkiye'de ne yazık ki 3 oyuncuyu hala ilk 11'de oynatmak zorundasınız. Ve Mert Müldür de bir Türk milli, Türkiye milli futbolcusu. Dolayısıyla o açıdan çok iyi örtüşüyor. Geçen sene biliyorsunuz 3. yerliği bir türlü bulamadık. Önce Abdülkerim Bardakçı'yı koyduk. Tamam dedik bu adam oynayacak. Arkasından Kerem Yunus'u denedik. Okan Hoca Kerem'i de kesti, Yunus'u da kesti. Ama sonra hem oyun sistemi hem de Kerem'in performansındaki artış Kerem de yerini garantiledi. Ama 3. yerliği bir türlü bulamadık. Yani bulamadık derken şunu kastediyorum. Barış Alper Yılmaz da çok iyi performanslar verdi. Kazımcan da zaman zaman iyi performanslar verdi. Ama yani tamam işte bu çocuk sürekli oynayacak dediğimiz bir üçüncü yerliği bulamadık. İşte burada Mert Müldür'ün çok önemli bir faydası olabilir. Bir alternatif olabilir. Bu bir arkadaşlar. İkincisi hala henüz 24 yaşında bir oyuncu. 99 doğumlu bir oyuncu. Yani Mert Müldür'ün Sassuolo'da paslandığı bir sezonun arkasından Galatasaray'da bir çıkış, sonra milli takım ve belki de nereler nereler. Dolayısıyla bu da bir umut, bu da güzel bir nokta. Yani bugün Mert Müldür'ü 4'e alıp bir sene, iki sene sonra yine 10 milyonu, 13 milyonu, 15 milyonu görebilecek bir oyuncudan bahsediyoruz. Çünkü potansiyel var arkadaşlar. Ve son olarak
Galatasaray'ın Mert Müldür'le ilgili önemli bir planı var. O da jokerliği. Arkadaşlar biliyorsunuz Mert Müldür sağ bekte oynadığı gibi sol bekte de oynayabiliyor. Burada Mert Müldür'ün alınma sebeplerinden en önemlisi ne dedik? Boyi kalsa da gitse de Mert Müldür sağ bek olarak geliyor. Ama aynı zamanda sol beki de yedekleyecek bir oyuncu arkadaşlar. Biliyorsunuz Mert Müldür sol bekte de oynadı ve milli takımda gerçekten beğenilen performanslarda sergiledi. İtalya Ligi'nde oynamış, ben her zaman söylüyorum, İtalya Ligi'nde oynamış oyuncular, özellikle defansta oynamış oyuncular, stoper olsun, bek olsun, ben her zaman Türkiye Ligi'ne alırım arkadaşlar. Yani İtalya'da eğer stoper oynadıysanız belli bir seviyeniz vardır. Bek oynadıysanız belli bir defansif seviyeniz vardır. Ve Türkiye Ligi rahat rahat o seviyeyi karşılar. Dolayısıyla ben Mert Müldür'ün açıkçası uygun maliyette transfer edilmesini çok mutlu eder beni. Çünkü hem sağ beki hem sol beki yedekleyecek. Belki üstün bir form yakalarsa o beki tapulayacak da bir, tapulayabilecek de bir oyuncu. Para kazandırabilecek bir oyuncu. Yerli kuralına uyacak bir oyuncu. Kısacası çok fazla artısı var. Umarım hayırlısıysa diyeyim tabii ki her zamanki gibi bu transfer olur. Sizin de yorumlarınızı çok merak ediyorum. Lütfen yorumlarınızı esirgemeyin. Bir de sizden bir ricam var her zamanki gibi. Lütfen beğenin arkadaşlar videolarımızı. Paylaşın. Abone değilseniz abone olun. Ve bir sonraki canlı yayını ya da videoyu kaçırmamak için lütfen bildirim zilini açın. Bir sonraki canlı yayında ya da videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gol Var sundu.